sandık başına geçtiklerinde tek adam rejimi mi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem mi diye karar vereceklerse nasıl tek adamın iktidarı mı milletin iktidarı mı diye millet iktidarı mı diye karar vereceklerse nasıl mahkemeler bir partinin bir kişinin mahkemeleri mi olsun yoksa adalet dağıtan mahkemeler mi olsun Haklının yanında mı dursunlar, sarayın yanında mı dursunlar karar vereceklerse yine sandığa giden vatandaşlarımız ya AKP'nin elinde kupon arazi ve Avanta projesi Kanal İstanbul ihanetine ya da bizim projemiz olan Merkez Türkiye selametine karar verecekler. Biz AKP'ye Merkez Türkiye yapın falan demiyoruz. Yapmaya ömürleri de yetmez vizyonları da yetmez. İç Anadolu'yu zenginleştirmek onların işine de gelmez. Onlar sözü vermişler. Katarlılar parsel parsel yerleri kapmışlar. Katarlının almadığının yanındaki parseli de Türkiye'deki yandaşlara vermişler. Onlar İstanbul'un bağrına hançeri saplayıp zenginlerin gelirlerine, gelir servetlerine servet katmayı planlıyorlar. Biz ise Anadolu'yu zenginleştirmenin peşindeyiz. İki tane hatırlatmayla tamamlayayım. Bir tanesi bu meclisin açıldığı gün söyledik. Grupta söylendi. Meclis başkanlığına Cumhurbaşkanı yardımcısına soru önergelerimizi verdik. Soru şu. Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda dedi ki ikinci cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün bu meclisin etrafı askerle kuşatılmışken meclise geldiğini ve mecliste yaptığı bir konuşmada dışarıda bir rütbeli subaya denk geldiğini çıkın bakalım İsmet Paşa'yı tutukla derse sizin emrinize mi uyacak iktidar olarak yoksa ben ona bir şey dersem başınıza neler gelecek diye darbe tehdidinde bulunduğunu söyledi. Mecliste birinci meclise 23 her 23 Nisan gidiyoruz. Bu senede gittik. Bir ses kaydı açılır. Sinop mebusu meclisin ilk en yaşlı milletvekili olarak mebusu olarak ilk oturumu kürşat ediyorum dediği andan itibaren bu yüce meclis birinci meclis, ikinci meclis ve bu meclisimizde Ağızdan çıkan her söz yetmez. Milletvekillerinin birbirine attıkları laflar saniye saniye tutanak altındadır. Tutanak dergileri var. Meclisin gurur duyduğumuz kütüphanesinde 23 Nisan 1920'de açılan meclisten dün akşam 04.11'de kapanan meclise kadar her kelime yazılı. Tayyip Erdoğan'ın dediği hiçbir yerde yazmıyor. Bu mecliste tutunak tutulmadığı bir dönem yok. Tutanaklardan çıkarılmış metinlerle ilgili de tarihçilerin çalışmaları var. Hiçbirinde bu yok. Çok açık olarak soruyoruz. Açıklayın diye kimseden çıt yok. Kimse konuşmuyor. Her konuda konuşan hadsiz atanmış pergoleci Fahrettin'e soralım. Hani çok biliyorsun ya. İsmet Paşa hangi meclis oturumunda hangi birleşimin hangi oturumunda hangi tutanağın hangi sayfasında bunları söylemiş. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ülkenin ikinci cumhurbaşkanı hakkında böyle büyük bir yalan atıp da sonra ya biz susalım da biz atalım yalanı sayalım inananı öbürleri de bağırın neyse kimse duymaz onların sesini demek ahlak mı etik mi siyaset mi? Buna cevap versinler. Bunu İsmet Paşa, İsmet Paşa'nın ailesi, partisi ve yedi cihana bu ülkenin tapusunu tescil ettirmiş, kabul ettirmiş İsmet Paşa'ya bugünlerimizi borçlu olduğumuz tüm vatandaşlarımız adına soruyoruz. Bu büyük yalanın üstünde daha ne kadar oturacaksınız? Ne zaman özür dileyeceksiniz? Ne zaman düzelteceksiniz? Melih Bulu 2 Ocak 2021 günü rektör olarak atandı. 5 aydır devam ediyor. 5 aydır Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar devam ediyor. Rektörlük binasına rektörlük diyen yok. Kayyumluk binası diyorlar. Rektöre kayyum diyorlar. Kayyum kendince atamalar yapıyor. Örneğin en son en son bakın Boğaziçi'ne yaptıklarına bakın. Dünyadaki gözbebeğimiz, Türkiye'de üniversite denince ilk akla gelen isim Boğaziçi'ne Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli Şube Başkanlığı Nedim Malkoç genel sekreter atandı. İstanbul'a yapanlara bak. Şimdi ben bunu söylüyorum. Bir kameraman arkadaşım böyle yaptı gözlerini. Böyle açtı. Ya bu kadar da olur mu diyor. Neden diyor? Artık bu kadarını kimsenin aklı hafsalası almıyor. Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Aklımıza mukayyet olalım. Dayanalım. Sandık ne kadar çabuk gelirse akıl sağlığımızı o kadar koruyabiliriz. Gerçekten insanların artık akıl sağlıklarını kaybedecekleri şakadan öte bir noktaya gelmiş durumdayız. Ama ne yapıyorlar? Feyzi Erçin hoca, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerin en çok sevdiği ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı ders veren, dersleri çok tercih edilen, üniversitenin değerine değer katan Feyzi Erçin hoca'ya yaz okulunda ders vermemesi bildirildi. Ders verilmeyeceği bildirildi. Sebep sebep şuymuş. Online eğitim sırasında hocanın verdiği notlar geçmiş döneme göre daha yüksekmiş. Daha iyi öğretmişin hocam diyor. Öğrenciler daha iyi not aldı. Buradan ne kastettiklerini bir tek sarayın Boğaziçi kayyumu Melih Bulu biliyor. Liyakata bak. Osmanlı eğitim ocaklarından Kocaeli Şube Başkanı'nı genel sekreter yapacak kadar liyakatsizliğin dibine vuracaksın. Sonra hocaya öğrencilerin yüksek not aldı diye yaz okulunda ders vermeyeceksin. Millet iktidarında İlk işlerimizden bir tanesi tüm üniversite rektör seçimleri için mevzuat değişikliği yaparak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının kanun hükmünde kararnamelerle üniversitelerimize dayattığı bu kayyum rektörlerden kurtulup akademik özelliği sağlayacak ve rektörleri tüm üniversite hocalarının ve o üniversitelerin mezunlarının ve öğrencilerinin belli kriterler belli puanlamalarla özgürce seçecekleri seçilenin de mecburen atanacağı öyle altı tane seç üçünü yolla birini seçeyim değil üniversite kimi seçtiyse onun atanacağı bir düzenlemeyi getireceğiz. Bunu AK Parti'den istemeyiz. Yapmaz, yapmaya niyet dahi etmez, aklından bile geçirmez. Ama seçime kadar ömürleri var. 3 ay sonra, üç ay sonra en geç ne güzel sayıyordu Devlet Bahçeli Devlet ve 751 bir gün mü kaldı en çok ömrünüz? Maksimum Cumhur İttifakı'nın ömrü Devlet Bey'in tuttuğu geri saymaya göre 751 gün kaldı. Yanlışım varsa MHP'nin değerli sözcüleri bir dizi hakaret, iftira ve küfür eşliğinde düzeltirler maksimum kurtuluşuna bu ülkenin 751 gün ama minimum ne zaman seçimi yaparlarsa o kadar gün kaldı. Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Seçimden korkanlar seçimi kaybedeceğini bilenlerdir. Bugün geldiğimiz noktada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Millet İttifakı'nın millet iktidarına dönmesi ve bir Türkiye İttifakı'nın artık Türkiye'nin önünü açacağı günler için gün sayıyoruz, sabırsızlanıyoruz. Vatandaşımızın talebinin, vatandaşımızın ızdırabının farkındayız. Yürüdüğümüz yolda son derece emin, son derece güvenli, son derece yüksek moralliyiz. Kimse üzülmesin, kimse korkmasın, kimse endişe etmesin. Bu saray rejiminin sonu kurulacak ilk sandıkta gelecek. Millet iktidarı iktidara gelip milletin yüzünü güldürecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim.